Evet canlarım, ben çayımı aldım. Anam havu çay şey kettle niye kaynıyor? Kettle'da su kaynatmıştık. Havu su kaldı havuda. Su kendi kendine kaynıp kaynıp duruyor. Biraz bakayım şuna. Şimdi nasıl şöyle hangi türlü nasıl rahat edecekseniz o şekilde şey yapayım. Anam dün şey oldu ya şimdi belki bak o dışarıdan günaydın falan dedim, belki de atmayabilirim. Uzun olabilir. Çünkü ben sizlerin karşınıza gelince canlarım sanki böyle bir patlama yaşıyorum. Dökülüyorum. Hani içimde ne var ne yok döküyorum. Size dertleşiyorum. Yani sanki etrafımda dertleşip de derdimi anlayacak kimse yok gibi görüyorum. Buradan arasından hiç olmazsa bu kadar izleyicimin diyorum canlarım arasından birileri bir yerde biliyorum ki içten içten anlıyordur beni. Bunu düşünüyorum. Bu yüzden anlatıyorum ben. Bu yüzden yüreğimi döktükçe ferahlıyorum. Yemin ederim yani bir psikoloğa gitsem bu kadar ferahlama. Burada anlattığımı hani içinden geçenleri anlattığımı ferahladığım zaman ferahlıyorum işte. Çünkü diyorum yani en etrafını anlatsan diyorum ya, geçenlerde de söyledim bunu. Ne kadar anlayacak seni? Yani anlar gibi yapıyor, anlayamıyor. Ama en azından çoğunluk kişi anlatırsam o çoğunluk kişinin karşısındaki, yanındaki birileri, mutlaka çoğunluk kişinin arasından birisi beni anlayacaktır. Birkaç kişisi. O yüzden anlatıyorum. Hele de oraya benim yüreğimi anlayan biri çıkınca oraya böyle oh diyorum bak. Benden de biri, beni anlayan da biri varmış diyorum. Ama kendi kendime de şunu düşünüyorum. Keşke olmasaydı böyle streslerimiz diyorum. Ah döndü balar. Canımsın. Balar mıydı, balor muydu? Döndü balar. Canım. Sana buradan selam olsun. Oraya benim gibi nasıl açık yüreklilikle yazmışsın? Nasıl? Yani bende de var öyle. Asi çocuk demişsin. Allah yani şey yapsın onları, ıslah etsin, iyi etsin, güzel eylesin. Psikolojikleri eğer bozuksa yani düzelsin Rabbim. Hep yardım etsin. Terliyorum, nasıl anlatacağım bilemiyorum. Konuya gelince hani konu evlat konusu olunca anlatamıyorsun. Ve üzülüyorsun. Ona yardım edemiyorsun. Kendine de edemiyorsun. Kendine de edemiyorsun. Ve buluğ çağını atlatıyor. Çünkü şey çağına gidiyor. Hani ne derler? Ergenlik. Ergenlik. Kimisi çılgın atlatıyor. Kimisi güneş de gene gözüme vurdu. Bak ben şurayı az dur. Aklımı karıştırıyor, gözümü alayım. Az dur daha. Ha işte. Ta geldi gözüme vurdu. Şey yaptım. Kapalı mod yaptım onu. Ondan sonra yani inşallah hafif bizimkiler de isteriz ki hafif geçirenden olsun. Hani o şeyi ergenlik çağı. Hafif geçirenden olsun ama bizimkiler biraz stresli, biraz şey geçiriyor. Döndücüğümde demiş ki babası işte aynen benim rahmetli eşim gibi. İşte Batu'nun babası gibi. Nasıl anlatayım? Nereden bilirdim demiş böyle başıma böyle belalar geleceğini ya da böyle şeyler geleceğini bilseydim. Bilir mi? İnsan bilmez yani tabii ki. Bunu Rabbim bilir. Çok fazla üstü kapalı anlatıyorum anladıysanız. Döndü anladı zaten o kuzum anladı zaten. O beni anladı. Anlatamıyorum da. Neyse. Neyse Allah ıslah etsin. Allah iyi etsin. Yaradan iyi etsin. İyi yüreklisin. Annelerin kıymeti sonradan bilinir. Sonradan bilinir. Öldüğü zaman bilir. Ölüp gittiği zaman bilir. Yalnız kalır. Hayattan çok tecrübe ders alır. Bilir. Ama geriye gelmez o. Allah evladımızı da her şeyimizi güzel yollardan, güzel yüreklerden ve her şeyi bilen yüreklerden eylesin. Yani vicdan vererek ya da sakinlik vererek.
Allah'ım bu şekilde devam ettirmek nasip eylesin. Çocuğumuza, çoluğumuza, evimize stres, huzur vermesin. Şimdi neyse, diyeceksiniz ki burayı biraz sessiz konuştun Esra. Duyamadım. Kulaklık takın. Neden? Bazen içimdeki çığlıkları, insan içindeki çığlıkları anlatırken burada düğümleniyor. Nefesi tıkanıyor. Sesi kısılıyor. O senin elinde değil. Duyguyla alakalı bir şey. Yani anlatamıyorsun. Diline geliyor, zorlanıyorsun. O zaman ne yapacaksınız canım? Rica edeceğim. Kulaklık takacaksınız çünkü yüreğim bangır bangır bağıramıyor. Burada tıkanıyorsun. Her şeyde bangır bangır bağırabilirsin. Evlat deyince tıkanıyorsun. Tıkanıyorsun. Hepimizin var. Allah iyi etsin, ne diyelim. Duanızı bekliyorum. Allah iyi etsin. Biraz fevri evladım. Allah iyi etsin. Ne olur Allah iyi etsin, dua edin benim için. Ben de sizin için edeceğim. Şimdi neyse, gel gelelim. Ben bir yudum nefesim, boğazım burada kaldı. Gel gelelim. Birazdan İsmet konusuna da geçeceğim. Burada bunu da açıklayayım. Birazdan şeyi anlatacağım size. Şimdi anlatayım. Belki orayı yayınlayamayabilirim çünkü orada anlatmıştım. Günaydın derken size anlattım hepsini. Pencereyi açarken günaydın derken fazla uzun olur, anlatamam. Belki onu koyamam. Ben buzdolabını çıkarayım diye, iki tarafta elektrik yanmasın diye, çamaşır odasında buzdolabım var diye benim. Yani buzdolabım derken, hani yarım buzluk var diye çamaşır dolabı orada söylemiştim. Bilenler bilir, yani bilmeyenleri de şimdi söyleyeyim. Orada geçen seneden kalma, işte ne buluyorsam onun içine atıyordum. Hani ne yapıyorsam onun içine atıyordum. Geçen seneden kalma, işte yeşillikler, pancar çiçeği, yani kara lahana çiçeği. Bir tane takipçim de sormuş, kara lahana çiçeği canım. Bu niye böyle oldu? Ondan sonra kıracağım, seni de kıracağım. Ah, tripod elimde kalacak. Kalmayayım, ne olur kırılma. Şimdi şöyle durayım. Elimden geleni yapıyorum size güzel görünebilmek. Hani güzel durabilmek, sizin göz renginizi bozmamak. İnanın. Sizin göz renginizi bozmamak için saçımı da boyayacağım. Belki bu akşam boyarım. Çünkü haberlerden çıktı ya, göz renginiz bozulmasın ya. Çünkü birkaç canlarım da söylemiş orada. Ben demiş 62 yaşındayım. Hala boyuyorum. Sen niye boyamıyorsun? Niye salıyorsun kendini demiş. Salmamak lazım. Hayata bakmak lazım. Şimdi şeyi anlatayım. O buzluğu dedim ki elektrik, hani oradan buradan kısıyorum ya, dedim ya bu YouTube'dan gelen şey yetmiyor. Hani kendini kurtarmıyor. Yani buraya bağlandık, şeye bağlandık, bunlar kendini kurtarmıyor. Yani tekrar anlatmayayım yani. Belirli bir şeyleri var, prosedür var işte. Buraya şey yapabilmek için, yani 1 lira da alsan onu yaptırmak zorundasın. Onu yaptırdım. Yaptırdım işte, biliyorsunuz maliyeydi, şuydu buydu, işte stobaçtı, vergiydi, şeydi. Ne oldu? Beni kendini geçindirmiyor kanal. Kendine ödeyemiyor. Şimdi ben de ne yaptım? Oradan buradan işte az buçuk oradan buradan idareydi borç ala, çoluk çocuk getire. Ha bugüne geldim. En sonunda İsmet'e de biliyorsunuz bir yerde tıkandım kaldım. Kendi kendime düşündüm. Acaba dedim hani yani... Yabancı birine alışmak da zor. Öyle biri de yok. Öyle bir yolda yatmıyor. Tanıdığım biridir dedim. Ha, onun da durumunu biliyorum. Bana nasıl bir zamanlar davrandığını biliyorum. Bu zor bir aşama. Zor bir aşama, unutmayın. Zor aşamayı da atlatmak kolay değil. Ona göre hava hoş. Çünkü neden? O sadece benim eksikliğimi hisseder. Lokus yemekler yiyemez. Sadece... gene gezmek hani izin verildiği sürece gezer, elinde cebinde parası vardır,
İsterse yer, istemezse yemez. Fazla da yiyici değildir zaten. Parasını yemez. Var yemez amcamız o bizim. Ama onun için önemli değildir. O sadece beni özler. Yani temiz bir evim olsaydı, hani bir kadın temizleseydi, böyle düşünür. O kendine bakıcı gibi düşünür beni aslında. Ben bunun farkındayımdır aslında. Ben de zaten oğluyla en son bir kere de konuştuğumda, bir kere konuşmadım ki bakıcı olarak gideyim o zaman. Hani bakıcı olarak gideyim. Bana şöyle bir teklif geldi. Bir müddet imam nikahını yapın. İmam nikahıyla kalın. Olmuyorsa hani bu şey o bakıcı gibi ha. Olmuyorsa şey yapın. Bir ay sonra o bilezik takılsa da gene geri verilir. Şey olursunuz. Diyemeyim ya. Siz de hemen patlamayın salonu da. Ben sadece anlatayım abi. Bir ay sonra hadi boşuna şey yapamadınız, anlaşamadınız ne olacak? Hani korkuları bileziği aldın geldin ne olacak diyor. Yani hadi o bileziği hani senin bileziğin senin koluna takalım. Çünkü öyle ya yeniden hani o evleniyorsun. Çoluk çocuk var, aile var. Evleniyorsun. Evinde bakılması da gerekiyor tabii ki. Bunun da farkında. O daha öncekinin şeyinin düştü. Üçte birine düştü. Hani veriyordu ya. Baktım bir günlüğe gitsen değmiyor. Hani, yani Giresun'da çalışsam asgari ücretli anca. Asgari ücretli anca yani. Bana teklifi. Ev nasıl? Ben zaten evde zorlanayım diye şey yaptım. Ev nasıl geçince? Bundan dolayı yani neyse biraz bunu burayı anlattım da burada donduralım bunu. Buzdolabını ben çıkardığımda elektrikten işte oradan buradan elektrik şey olmasın işte azaltayım. Bu şeyi azaltayım işte kombiyi azaltayım. İşte orayı azaltayım burayı azaltayım derken hani idare edeyim derken o fişi çıkardım. Buradakilere dedim az kalmış. Gene de büyük torba. Az kalmış dedim ha buraya getireyim buradaki buzdolabına. İki dolap birden çalışmasın dedi. Öyle gene unutmuş muyum? Çünkü fiş de o buzdolabının tam o buzluğun arkasında mı? Üstünde örtüsü var. Çamaşır odasında. Zaten orada biliyorsunuz bir vestiyer var. Kullanmadığım camlardı, plastiklerdi. Bütün büyük tabaklara falan hep onun içinde vestiyeri. Bir de buzluk vardır. Buzlukta örtülü kapalı halısı vardır işte. Bir de iki parça koltuk vardır abimle biliyorsunuz. Bir de askı vardır. Bir de gerekirse işte temiz tutulur orası. Her yer temiz tutulur da namaz kılınır orada. Orada namaz yeridir bir de. Hep, yani her taraf temizdir ama orada en temiz olan yer olmalı. Yeridir. Sen tut onu bırak çıkar ondan sonra da Bununla uğraş. Aklın Esra, aklın oraya gitti, buraya gitti. Onunla, yani insanlarla uğraşırken, kanalla uğraşırken, öbür tarafla uğraşırken, telefon trafiği derken, sen unut onu orada. Koksun o. Dün bana diyor ki, oğlum, damat, anne diyor çöp kokuyor diyor. Biz de oraya çöpü bıraktık da götürür diye. Ya diyorum kendi kendime, aslında balık daha önceki çöpte gitti. Ben o arada zannediyorum ki o arada şeyde tam ekran önünde zannediyorum ki o balık şeyi kokan o çöp değil. O öyle zannediyor yani çöp zannediyor. İnsan zanneder çöp orada çöp duruyor gidecek. Kapının önünde duruyor gidecek. Onu zannediyor. İç kapının önünde ama dışarı bırakmıyoruz. Biz çöpü dışarı bırakmıyoruz. İç kapının önünde hemen alır gidilir. Oraya hazırlanır gidilir. Anam şeye gitti, namaz kılmaya gitti. Akşam bizim şey. Namaz kıl, anne dedi, burada ne kokuyor dedi orada öyle. Hani resmen fare leşi gibi kokuyor. Affedersiniz. Sonra kokmaya başlamış çok. Çünkü onlar gelince ben şeyi yükselttim. Dereceyi. Bunlar varken orayı da açmıyordum. Orada
orayı da fazla şey yapmıyordum hani. Dereceyi yükseltmedim. Yani çok az da tutuyordum mesela. Çocuk çoluk olunca geldiği zaman dereceyi yükselttim. O anda zaten o anda o şey olmuş. Sıcak herhalde içine şey yapmaya başlamış iyice. O an koku alıyoruz. Yoksa koku yoktu, bir şey yoktu. Pencereyi kırıp penceresini açmaya çalışmış. Yarım açılmış. Anam gece kalktık, örüme kalktık sanki. Ayağa kalktık gece. Bizde Giresun'da örüme denir. Hani herkes ayağa kalktı. Ayağa kalktık, her tarafa dağıldı. Her tarafı açtık, her tarafı gece silmeye çalıştık, sildik. Oranın kapısını iyice geceden atamam. Çünkü tekrar o temizlenmesi gerekiyor. Eve çamaşır suyunu da unutmuşuz. Gece olmuş. Akşam olmuş yani. Şey yaptığımızda şeyler kapanmıştı. Yastı ezanında mı? Yastı namazı mı? Ne kılırken bunu fark etti o. O an zaten kokuyu dışarı vermeye başlamış. İyice çözülüp iyice, zaten bir gün önce de çözülmüştür. Bir gün sonra sıcağı da çok görünce, onlar gence sıcağı açtım ya, o anda zaten kokmaya başladı. Kokuyu dışarı verdi. Ya da kapağımı mı açtılar da verdi. Ne bileyim ben, verdi bir şey. O pencereyi açmış geldi. Burada bu odada kokuyor dedi. Açmış. Anam ben çöpü götürdüler. Yerleri falan sildik. Bir dakika sildik. Yine. Hani o çöpün yerini sildik. Çöp kokmuyor. Yine koku. Oraya yok koku yok. Koku gitti. Pencereleri açtık. Her tarafı açtık. Gitti de. Ben dedim ki dur bu odada. Bu odada dedim var diyor dedi. Kendi kendime bak hala hiç benim aklıma gelmiyor. Kavga da gitti. Yani biraz dikkat etmek lazım. Hala gelmiyor aklıma. En sonunda gittim dedim ki anam dolabı görünce şavvalak dedim ki aklım başıma geldi. Ben bunun dedim arkasına fişi çıkarmıştım ha dedim. Hani koku ismanı almasam koku gelmese burnuma gene girip çıkıyorum çamaşır asıyorum. 2 gün önce asmıştım işte. Sevilcanların geldiği gün asmıştım. Geldi. Onlar akşamı geldi ya. Onlar dün değil evvelsi akşam geldi. Dün akşam bizde kaldılar. Onlar geldiğinde asmıştım en son. Ondan sonra daha da o şekilde orada asılı durursun diye açmıyoruz. Ama şeyin kapağını açmıyoruz en azından. Ben namazımı her yerde kılarım. Şimdi her tarafım temizdir benim. Ben ha burada da dururum kılarım. Ama şimdi erkeklerin belirli bir namaz yeri var. Oraya gider. Erkekler belirli bir evin her tarafında kılamaz. Belirli bir yerde kılar o. Ben tek başıma her yerde kılarım. Ondan sonra anam o nasıl öyle onu açtığımda Allah Allah çamaşır suyu yok bir şey yok. Odaların kapısına kadar altına kadar havlu koydum ki hava gelmesin içeri diye. Pencereyi açtık. Havlu koydum. Pencere de bozuk. Sadece şey açılıyor. Kelebek olarak açılıyor. Sabah oldu. Zaten sabah oldu. Onlar işte pideyi götürdüler, geldiler. Ben de tuttum. Hemen Sevilcan'ı gönderdim. Batuhan da gittiler. Hemen o çöpleri de verdim eline. Anında göndettirdi. Kaç kat. Büyük kalın poşete sardı. Kaç kat. Hani çöp poşeti. Büyük var. 3-4 kat. 4 poşete sardırdık, götürdük. Hemen çamaşır suyu alıp geldiler, hemen aktardım içine. Hemen bütün lavaboydu, her yerde, bütün tuvaletli banyoydu, yerlerdi, bütün her tarafı çamaşır suyuyla biz girdik mi, bir giriştik mi bir şey ya, şeyden sonra, kahvaltıdan sonra. Ana, ama şeyin içine bir kat sildim onu, ondan sonra çamaşır suyu koydum, üstüne de biraz su koydum. Öyle duruyor dolabın içi. Biraz çıksın dedim. Biraz bakteriler olsun dedim. Ağzını da kapattım. Ama odaları, yerleri, halıları da bu Asbestos güç, sarı güç. Havlu da halılar ciddi ne güzel çıkıyor. Ufak hani çay lekeleri oluyor. Havluları da sildim. Ben sildim. Sevilcan süpürdü. Ben de halı sildim. Havlu iki halıyı sildim. Azıcık kapılarda olan leke varsa havluna baktım. Havluları bu lekeleri sildim. Hani bugün bayağı da bir temizlik yaptık ama göstermedim. Çünkü bugün çok huzursuz yaptım. Yani giden
şeylere de üzüldüm. Hani bozulanlara da üzüldüm. Bozulan sebzelere üzüldüm. Ah dedim, kendi kendime kızdım, kafama vurdum böyle. İnsan kendi kendine şey yapar mı? Kızdım yani kendi kendime. Nasıl unutursun dedim ya. Nasıl unutursun? İşte unutkanlık böyle bir şey. Çünkü ne oluyor? Her tarafa, yani beynini yetiştirmeye çalışıyorsun her tarafa. Hem dışarı işine, hem içeri işine, hem insanlarla uğraşıyorsun, hem bunlara artık bir yerden patlak veriyor, bir yeri unutuyorsun. Şimdi gel gelelim, neyse onu böyle hallettik. Giden gitti, ne yapalım? O da öyleymiş. Onun kaderi de öyleymiş. Zaten ben o şeyden, bu küçük durduğum evde her şeyi yapıyordum, koyuyordum. Haşlıydım, buzdolabına koydum, buzluğa koyuyordum. Bütün salamurlarımı, şeylerimi yapıyordum ama bu şeyde çok fazla yapamadım, dubleks dairede. Taşınma işi şu bu çıktı. Ondan sonra çok fazla yapamadım ha. Ona köye gitmiştim biliyorsun, fındıkla uğraştım. İsmet'in yanına gitmiştim. Yapamadım. Sadece bak ben şeyden bile 60 tane yapıyordum avu. Domatesten bile. 60 tane domates konservesi yapıyordum ben daha önce de. Azdır şu bir şey oldu.